Merhaba arkadaşlar, Lab Akademi bünyesinde gıdalarda pestisit analizi üzerine hazırladığımız sunum serimizin ilkine hoş geldiniz. Sunum serimizin hedefi öncelikle pestisit analizleri hakkında fazla bilgisi olmayan meraklı arkadaşlara genel bir bakış açısı kazandırabilmek. İkincil olarak rutinde pestisit analizi gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızın analizin kritik noktaları üzerine farkındalıklarını daha da arttırabilmek. Dolayısıyla sunum serimizi mümkün olduğunca sade bir dilde ve bir üniversite öğrencisinin anlayabileceği şekilde hazırladık. Pestisit analizleri üzerine sürdüreceğimiz sunumlarımızı Lab Akademi YouTube adresinden takip edebilirsiniz. İsmim Ergin Harunoğlu, mühendisim. Likit ve gaz kromatografik yöntemleriyle pestisit, veteriner ilaçları, aktif farmasötik bileşenler, poliaromatik hidrokarbonlar ve benzeri bulaşanlar üzerine uzun yıllardır rutin olarak analistlik yapıyorum. Bununla birlikte ihtiyaç dahilinde yeni bir aplikasyon geliştirilmesi, metotların validasyonu ve verifikasyonu prosesleri üzerine yıllardır kafa yormaktayım. Evet, gıdalarda pestisit analizleri üzerine planladığımız serimizin başlangıç sunumunda pestisitin tanımı, tarihsel süreci, buna bağlı kullanım alanları ve amaçlarındaki değişimlerden bahsedeceğiz. Gerek doğadan elde edilen, gerekse kimyasal süreçlerle sentezlenen sentetik pestisitlerde olması gereken özelliklerden kısaca bahsederek pestisit analizleri üzerine başladığımız sunum serimizin ilkini sonlandırmış olacağız. Kükürt ve arsenik ile başlayan hikaye. Gıda maddelerinin özellikle üretimi ve saklanmaları aşamalarında gıdalara zarar veren canlıları uzaklaştırmak, yok etmek veya bitkilerin gelişimini kontrol etmek amacıyla kullanılabilen kimyasal ya da biyolojik ürünlerin tümüne genel anlamda pestisit adı verilmektedir. Pestisitin tarihi antik çağdan bu yana insanlık tarihiyle paraleldir. Milattan önce binli yıllara denk gelen antik çağlardan bizlere ulaşan Homeros yazıtlarında antik Yunan'da kükürdün zirai alanda böcek ve küfe karşı kullanımından, ayrıca Uzak Doğu'daki Çin yazıtlarında ise arseniğin haşerileri öldürmede kullanıldığından bahsedilmektedir. Tarih boyunca doğayı gözlemleyen insanoğlu bazı böceklerin bazı bitkilere hiç yaklaşmadığını fark etmiş ve bu bitkilerden elde ettikleri tamamen doğal bitkisel kökenli ekstraklar kullanarak zirai mücadelede başarı sağlamış. Tütün bitkisinden elde ettikleri nikotin ile krisantemden elde ettikleri piretroidler yardımıyla böceklere karşı mücadelede doğal yollardan başarı sağlamış. Günümüzde halen sentetik olarak üretilen nikotin ve özellikle piretroidler, spermetrin, deltametrin, piretrin, serotrin gibi yoğun olarak tarım alanlarında ve evlerimizde insektisit olarak kullanılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra endüstriyel tarım devrimi ile birlikte sentetik kimyasallar zirai mücadeleye tamamen farklı bir boyut kazandırmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda bitlenen İtalyan ordusunda tifüs salgınını önlemekte kullanılmış DDT'nin hikayesini sanırım hepimiz biliyoruz. Hatta DDT'nin böcekler üzerindeki etkisini keşfeden kimyager Paul Müller 1948 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü alır. Etki doğa üzerinde o kadar katastrofiktir ki 1970'lerde DDT ve benzeri klorlu pestisitler yasaklanmıştır.
2-4-5'te ise Vietnam Savaşı'nda Amerikan ordusu tarafından mangrove ve sık tropikal ormanların içinde gizlenen Vietnamlı savaşçıları görünür kılma amacıyla çok yoğun olarak kullanılmış. Uçaklardan orman üzerine püskürtülen 2-4-5'te neredeyse tüm bitkilerin yapraklarının dökülmesine sebep olurken çevreye ve insanlara büyük zararlar vermiş. Ardından gerek Vietnam'da gerek Amerika'da ve Avrupa'da yapılan gözlemler ışığında 2-4-5'te çevreye verdiği zarar ve üretim aşamasında oluşan dioksin nedeniyle tüm dünyada tamamen yasaklanmıştır. Dünyada her alanda yaşanan endüstriyelleşme ile birlikte tarımda da verimin korunması veya arttırılması amacıyla istenmeyen otlar, yerleşik yabani hayat ve çeşitli bitki hastalıkları ile mücadelede çoğu sentetik kimyasal olan pestisitler giderek artan bir ivme ile hayatımıza girerek zirai faaliyetlerin vazgeçilmezi olmaktadır. Etkiledikleri canlı türlerine ve buna bağlı kullanım alanlarına göre pestisitler birçok sınıfa ayrılmaktadır. Burada sunuma eklemediğim en az bu kadar daha pestisit sınıfı olduğunu bilmenizi isterim. Böcekler üzerinde etki gösterenlere insektisit denilir. Buna flunikamite örnek gösterebiliriz. Kemirgenler üzerine kullanılanlara rodentisit denilmektedir. Brodipekoum yine buna bir örnek olabilir. Maya, küf, mantarlar ile mücadelede kullanılanlara ise fungisit denilmektedir. Zirai mücadelede yoğun olarak kullanılan tiram ve kaptan bunlara güzel iki örnektir. Yuvarlak solucanlar üzerinde kullanılanlara ise nematosit deniliyor. Postiazat ve penemifos yine bunlara iki örnek sayılabilir. Mite'lar, kırmızı örümcekler üzerine etkilileri ise akarisit denilmektedir. Yine abamektin bunlara bir örnek sayılabilir. Salyangozlar üzerine etkili olanlara ise molossisit denilmektedir. Yine buna metaldehiti örnek olarak gösterebiliriz. Herbisitler ise dünya üzerinde en yoğun kullanım hacmine sahip zirai mücadele ajanlarıdır. İstenmeyen yabani ot ilacı olarak kullanılan glifosatı sanırım hepiniz duymuşsunuzdur. Bir pestisitten öncelikli olarak beklediğimiz nedir diye soracak olursak öncelikle hedef alınan canlıya toksik olmasını bekleriz. Bence en önemli olan seçenek belki bunu başa yazmalıydım. Doğaya ve insanlara zarar etkisi minimum olmalıdır. Etkinliğe sonsuza kadar sürmemeli, beklenen süre içerisinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik süreçlerde toksik olmayan ve doğaya zararsız maddelere dönüşmelidir. Evet, LAP Akademi bünyesinde hazırladığımız gıdalarda pestisit analizi seminerlerimizin giriş mahiyetinde olan ilk sunumunun sonuna geldik. Serimizin ikinci sunumunda görüşmek üzere, sağlık ve huzurla kalın.